Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kocaeli Gebze'den sesleniyoruz. Yanımızda otel ve buklet ürünleri alanında faaliyetlerini sürdüren Ömer Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ömer Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ömer Bulut, aslen Gebze'deyim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyiz. Gebze'de faaliyet göstermekteyiz. Otel ve buklet malzemeleri konusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Peki Ömer Bey, tam olarak bu ürünler nelerdir, faaliyetlerimiz nelerdir buradaki? Yani otel terlikleri, şampuan, duş jeli, saç bonesi, ayakkabı silme süngerlerimiz, ayakkabı çekeceği, tarak, yani otelin kirli çamaşır torbası, otelin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitedeyiz şu an. Yani bir otele gittiğimizde aslında odanın içerisinde bulunan tüm malzemeleri sizlerin elinden çıktığını anlayabiliyoruz buradan. Peki bu ürünlerin üretimleri size mi ait? Yani şu an tüm ürünleri üretmemiz kapasite olarak mümkün değil. Çünkü onun için çok büyük yer ve çok büyük maliyet gerekiyor. Ama özellikle daha çok kullanılan sabun ve şampuan, duş jeli, saç kremi, bunların hem üretimini hem paketlemesini kendimiz yapıyoruz. Kendi firmamız altında. Otel terliği içinde daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiş makine yaptırdık. El değmeden otel terliği tek seferde üretilip çıkacakmış. Şu an yeni Türkiye'ye biz getiriyoruz ilk defa. İşiniz de aslında zor. Çünkü el değmeden paketli ürünleri otellere servis etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani ilk öncesinde bilinçli eleman, onu da tabii hijyen konusunda eğiterek yönetiyoruz. Çünkü kullanılan ürünler tamamen insan vücuduna temas ettiği için yani herhangi bir şekilde el değmeden üretilmesi gerekiyor. Biz de ona titizlikle dikkat ediyoruz. Sabunlardan bahsettik. Sabunların üretimini sizler sağlıyorsunuz. Peki buradaki üretim aşamasından bizlere bahseder misiniz? Yani sabunu katı olarak ham madde olarak alıp esansını ve gerekli malzemeleri koyup şekillendirip otel sabunu şekline getiriyoruz. Müşterinin istek ve arzusuna göre esansını ve jelatinini, üzerindeki etiketini isteğine göre yapıp teslim ediyoruz. Değişkenlik gösterilebiliyor talepler tabii doğrultusunda. Tabii. Bünyenizde bulunan üretim kapasiteniz nedir? Ya şu an sabun için konuşacak olursak günlük yaklaşık vardiya başına 50-60 bin paketleme yapabiliyoruz. Üretim konusunda da 100 bin ve 150 bin üretim yapabiliriz günlük kapasitemiz. Şu an sabun için o. Karton bardak için günlük yaklaşık 120 bin üretimimiz var. 6,5-7 oz bandında günlük 120 bin adet paketlenip bitmiş ürünü alabiliyoruz. Evet, sizin karton bardak üretiminiz de var. Bunu biraz es geçmişiz. Bu karton bardak üretimi nasıl oluyor, nasıl ilerliyor? Yani karton bardak bazen müşterinin isteğine göre üzerinde baskılı yapabiliyoruz. Firma baskısı, firma etiketi. Bazen kendimize özel baskılarımız var. Yani o da yine el değmeden, kağıdı gelip makineden el değmeden çıkıp paketlenip kolleniyor. Yine aynı şekilde o da insan sağlığına direkt etkilediği için herhangi bir el değmeden temiz düzgün bir şekilde paketlenmiş oluyor. Peki sizlerin burada bulunan kaç çalışanı var? Kendinizle birlikte kaç kişiye istihdam sağladınız? Yani şu an bardak ve sabun olmak üzere yaklaşık 8 kişi, ben de dahil 9 kişiyiz. Tabii bu terlik makinemiz geldiğinde 4-8 kişi de orada çalıştıracağımız için paketleme ve makinenin başında yaklaşık bir 15-16 kişiyi bulacağız aşağı yukarı. Siz aslında zaten turizm sektöründen geliyorsunuz. Bunun tabii üretimine geçmişsiniz. Bizlere kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl girdiniz bu işin içerisine? Yani turizm sektörü aslında farklı bir sektör ama zevkli bir sektör. Yani
müşterilerin isteği doğrultusunda bir başladık. Sonra talepler arttı. İşte kalitemizden memnun oldular. Aslında bizim kafamızdaki düşünce müşteri memnuniyeti olduğu için biz her zaman iyi ve kaliteli yapmak istedik. Yani ucuz ve kalitesiz malzeme isteyenler de oldu ama biz çizgimizi bir yerde bozmadık ve sürekli kaliteli ve iyi bizde oldu. Onun için tercih sebepleri biz olabiliriz. Bu soruyu sizlere yöneltmemin aslında anlatmanızı istememin sebebi ihtiyaçları ve eksiklikleri görerekten bu işe girdiğinizi biliyor olmam. Çünkü turizm sektöründen geldiğiniz evet. için eminim ki en iyi kaliteyi ve eksiklikleri tamamlamışsınızdır bu alanda. Peki kalitemizi biraz daha açmak istiyorum. Yine müşteri taleplerine göre mi bunlar değişkenlikler gösteriyor yoksa siz hiç çizginizi bozmadan devam mı ediyorsunuz? Yani bizim belli bir kalitemiz var. Bunun üzerinde de müşteri bazen istekte bulunabiliyor. Mesela terlikten örnek verecek olursam otel terliğinde birçok farklı çeşit var. Mesela bazı oteller standart sıradan herkesin kullandığı ama yine kalitesi bozuk olmayan terlik isterken X firması daha kaliteli, üzeri desenli, işte işlemeli istiyor. Ama onu da aynı kalitede yapıyoruz. Sadece fiyat farkları oluyor. Yani bizde kalite değişmez. Çok vasat ürünler yapmıyoruz ama müşterinin istediği doğrultusunda istediği ürünü yapabiliriz. Ama sizler yine kalitenizden ödün vermiyorsunuz. Yok, vermiyoruz. Peki Ömer Bey, neden tercih edilmelisiniz bu alandan? En büyük farklılığınız nedir? Yani biz genelde olmayanın peşinde koşuyoruz. Yani mesela otel terliğinin çok farklı şekilde üretilen yerlerini gördük. Ama biz el değmeden üretilmesi için direkt kendimize özel makine yaptırdık ve el değmeden üretmek istiyoruz. Bir de kalitemizden ödün vermiyoruz ve ben aynı zamanda üretim ve dolum yaptığımız makineleri de kendim yaptığım için oradaki eksikleri gördüğümde makine üzerinde onları tamamlayabiliyorum. Şampuan dolum makinemizi mesela ben kendim yaptım ve kendimize çalışıyor. Yani dışarıdan herhangi bir servis desteğine de ihtiyacımız yok. Onun için minimum duraklamalarla çalışabiliyoruz. Yani müşterimizin bizi tercih etmesinin bir sebebi de bizden istediği ürünü istediği zamanda teslim alabilir. Çünkü biz makine konusunda ve üretim konusunda duraksama yaşamadan devam edebiliyoruz. Ömer Bey, biliyoruz ki 2,5 yılı aşkın bir süredir pandemiyle savaşıyoruz. O yüzden insanlar gerçekten el değinmemiş ürünlere daha çok ilgi gösteriyorlar. Sizler bu alanda sadece Kocaeli halkına mı hizmet veriyorsunuz? Hayır, Türkiye'nin bütün illerine. Bazen yurt dışındaki talepleri de karşılıyoruz. Müşterinin ihtiyacına ve isteğine göre genelde kapısına kadar malzemeyi ulaştırabiliyoruz. Her yere elimiz kolumuz uzanıyor diyebiliriz o zaman. Peki izleyicilerimize son olarak sosyal medya hesaplarınız varsa onları bir aktarır mısınız? Sizlere nereden ulaşabilirler? www.başarantedarik.com'dan bize her türlü ulaşabilirler. Burada zaten yapmış olduğunuz ürünlerin görselleri, içerikleriniz ve sipariş oluşturma alanı vardır. Tabii ki orada var. Bir de bizim bütün ürünlerimizin üzerinde irtibat numaraları ve sosyal medya bağlantılarımız vardır. Oradan bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.